Efendim bu akşam da birlikteyiz CNN Türk Masası programında. CNN Türk Masası hashtagini kullanarak Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Soru görüşü önerilerinizi iletebilirsiniz. Kimlerle beraberiz bu akşam? Sayın Doğu Perinçek, Sayın İpek Özkal, Sayın Coşkun Başbuğ ve Sayın Emin Pazarcı ve Sayın İsmet Özçelik bizlerle birlikte efendim konuşuyoruz. Nerede kalmıştık şimdi? Ege'de neler oluyor? Bunları konuşuyoruz aslında devam ediyoruz. Ee, İpek Hanım, aslında e, tam reklama Hı. gitmeden önce ben e, müsaadenizi istemiştim. Hı -hı. E, ama siz e, önemli bir konuya değinmek istiyordunuz. Şimdi ben az önce şu soruyu yöneltmiştim. Hı -hı. Zannediyorum onunla ilgili siz görüş beyan edecektiniz. Evet. E, tüm bu gelişmeler e, Yunan halkında nasıl e, karşılık buluyor? Evet, teşekkür ederim. E, aslında şöyle e, Yunan basını e, çok etkili. Olayları bizim tarafımızdan değil elbette ki Yunanistan tarafından ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne sanki bir saldırmışız gibi bir izlenim yaratıyor. Böyle bir algı yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri her yerde olduğu gibi Yunanistan'da da aslında iç siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Yunanistan'da seçimler var yakında. E, Michio Takis'in e, iktidarı sorgulanıyor, eleştiriliyor. Bu telekulak skandalı yüzünden, ekonomik ve sosyal şartların kötüye gitmesi yüzünden. Peki Amerika buna nasıl destek verdi? Biliyorsunuz Amerikan Kongresi yapıldı. Bu Amerikan Kongresi'nde 18 Mayıs'ta Michio Takis e, ayakta alkışlandı. Oradaki herkes tarafından. Ve dediği şuydu, ben... E, Pek çok defa seyrettim videoyu. E, dediği şuydu, Kıbrıs'ta ikili bir devlet statüsü kabul edilemez. Bu sözünün üzerine Amerikan Kongresi dakikalarca Bişotakis'i Ayakta alkışladı ve ona aslında destek verdiğini gösterdi. Yani Oranın siyasetinde de şu andaki tabi politikalarına uygun bir politika gidiyor Mitsotakis. Orada da Amerikan desteğini arkasını aldı ve dedi ki Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ihlal edilemez dedi. Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne bir saldırı mı var şu anda? Biz Türkiye olarak ne zaman Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne saldırmışız? Adalar üstünde bir hak iddia etmişiz? bilakis... Adaların pek çok çoğunda Yunanistan kendi varlığını gösteriyor. Oralara yerleşti. Türkiye buna ses de çıkaramadı. İşte bu daha çok 1996 Kardak krizinde konuşulmaya başlandı. Şimdi böyle bir durum var. Toprak bütünlüğü ihlal edilemez diyor. Yunanistan aynı zamanda Kıbrıs'a da müdahale ediyor. Kıbrıs'ta ikili devlet statüsü kabul edilemez diyor. Ve Amerikan kongresinde ayakta alkışlanıyor dakikalarca. Ve diyor ki Amerika ben iç siyasette de senin arkandayım çünkü o silahlanma politikasına devam etmek istiyor. E, bu Amerikan tarzı bir şey yani e, iç siyasete müdahale, bir taraftan dışarıdan kuşatma, ekonomiyle kuşatma, e, her yerde farklı politikalarla güç gösterisi yapma e, çok da bizi şaşırtmayan e, bir durum. O yüzden e, dediğim gibi Yunan halkı ne düşünürse düşünsün burada aslında önemli olan Amerika'nın desteği diye düşünüyorum özellikle Mütataki hükümetine. Peki e, Sayın Özçelik sizinle de devam edelim. Şimdi e, herhangi bir gerilim durumunda işlerin böyle e, çığrından çıkması durumunda Yunanistan e, destekçi bulabilecek mi kendisine Amerika Birleşik Devletleri dışında? Vallahi e, yani çok fazla bulacağını sanmıyorum. Çünkü Amerika'nın kuyruğuna takılan Avrupa ülkeleri büyük bir sıkıntıyla boğuşuyor. Ben 6 ay, taş çatlasa 1 yıl içerisinde Avrupa'da dengelerin yeniden değişeceğini, hani NATO'yu topladık falan diyor ya Amerika, böyle bir durumun tamamen tersine döneceğini sanıyorum. Zaten o görüşü savunan liderler de daha birkaç ay içerisinde teker teker gitmeye başladılar. İşte niye oraya dengeler sonra, değişecek Avrupa'da? De, orayı biraz açarsanız. Yani şundan değişecek. Yani Amerika'nın kuyruğuna takılmanın bedelini Avrupa çok çok pahalı ödüyor. Ekonomik olarak pahalı ödüyor. Yani enerjide %50-40-50 arası e, Rusya'ya bağımlıysanız eğer ve Rusya da bu konuda e, tavrını net bir şekilde alıyorsa e, yapacağınız çok fazla bir şey yok. Şu anda e, Avrupa'da biliyorsunuz ciddi kitlesel tepkiler başladı. Daha yeni... E, Brakta 70 bin kişi yanılmıyorsam Amerikan karşıtı ve izlenen politikalar yaptırımlar karşıtı tavır aldı. Yürüyüş yaptılar, kitlesel miting yaptılar. Almanya'da kuzey akım iki açılsın diye protesto gösterileri yapılıyor. İngiltere'de grevler var. Giderek yayılıyor, kitlesel hale getiriyor. Fransa'da en son yapılan gösteride Nato'dan çıkalım gösterisi yapıldı. Yani Avrupa'nın her yerinde izlenen politikalara ve Amerika'ya karşı kitlesel bir güç ayağa kalkıyor. Zaten bu, e, Sayın Özçelik, Macron süreçte, hatırlıyor musunuz? İki sene önce de mesela NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye bir açıklaması olmuştu. Evet, dedi. Başkaları da söylediler. Ama şu anda da yine hala Fransa'da seçimler oldu biliyorsunuz yakın bir tarihte. Hemen hemen bütün partiler NATO karşılığıyla oy toplamaya çalıştılar. Yani bu enerji krizi, ekonomide yaşanan sıkıntılar, Avrupa ekonomilerinin Sonbahara doğru ciddi resesyona girecek olması e, ve yani ko, e, kışın ne yakacaklarını bilemez halde olmaları ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bu Amerika'nın kuyruğuna takılmanın bedeli ve bunu da hemen hemen Avrupa'da herkes kavramaya başladı. Bu nedenle e, Amerika'ya karşı tepkilerin çok hızlı bir yükseldiği ve Amerika ile beraber hareket eden partilerin e, hızlı bir şekilde tasfiye olacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Yani bunu onun için söyledim. Şimdi biraz önceki tartışmaya gelecek olursak ben e, Amerika'nın e, Türkiye'ye karşı ciddi bir plan içinde olduğunu e, net bir şekilde görüyorum. Yani bunu e, acaba yapar mı demeye Nasıl gerek yok. Nasıl bir plan Çünkü sayın özellik. Gerek Yunanistan'da olanlar, şunun için söylüyorum gerek Yunanistan'da olanlar gerekse biraz önce izlettiğiniz tatbikat o tatbikat DAEŞ'e karşı bir tatbikat değil. O tatbikat Türk ordusuna karşı yapılmış bir tatbikat. Yani DEAŞ'la onlarla mücadele edilmez çünkü. Yani Yunan şeyde Suriye'de DEAŞ'la mücadele onlarla olmaz. O silahlarla olmaz. Bakın geçtiğimiz günlerde e, bir askeri yetkilinin açıklaması vardı. Dedi ki Amerika'nın Suriye'ye yığdığı silahlar henüz kullanılmadı dedi. Peki nerede kullanılacak bunlar? Kime karşı kullanılacak? Yani burada çok net bir şey. 130 bin civarında asker yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani çor çocuk herkesi topladılar eğitmeye çalışıyorlar. Yani Fırat'ın doğusunda 1,5 milyon civarında insan yaşıyor. 130 bin askeri niye için orada oluşturmaya çalışıyorlar? Yetiştirmeye çalışıyorlar. Buradaki niyet orası olmadığı çok net. 1,5 milyon insana 130 bin asker olur mu? Çok net bir şekilde karşı çıkıyorlar. Bakın bir paket saldırıyla karşı karşıyayız bence. Bunu niye söylüyorum paket saldırı? Bakın bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Fırat'ın doğusu, bir tarafta Irak'ta yapılan bazı hareket e, gelişmeler, olan bazı hareket e, gelişmeler. Bunun yanında yaptırımlar tehdidi. Bakın Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Türkiye'deki iş insanları örgütlerine mektup yazıyor. Tehdit ediyor. Bakın ya bu böyle bir yetkiyi kimden alıyor Amerika? Ya bu ne diplomatik geleneklerde vardır bu ne de uluslararası hukukta vardır. Yani bir şeyin varsa dışişleri üzerinden bu tür işleri yaparsın. Fakat doğrudan mektup yazıyor. Ve yani garip bir şekilde Türkiye'nin buna karşı ayağa kalkması gerekiyordu. E, fakat kimse bu işi gayet normal gördü. Ben de ona şaşırdım ekonomi hedef alıyor. Bakın burada yaptırım tehdidiyle ekonomi hedef alıyor. Bakın size bir yeni bulduğumuz yarın aydınlık gazetesinde geniş olarak yayınlanacak. Ukrayna'da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir internet sitesi var. Yaptırımlarla ilgili internet sitesi. Burada açıkça Türk inş, insanları ve kamu kuruluşları hedef gösteriliyor. Mesela Ziraat Bankası hedef gösteriliyor. İş bankası hedef gösteriliyor. Rusya'daki bir Türk'ün bankası hedef gösteriliyor. Hatta isimler veriliyor. Ee, örneğin Hüseyin Hüsnü Özyeğin deniyor. Tıklıyorsunuz oraya. Ee, suçu da şu. Dünya hükümetlerini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırır. Mesajımızı sosyal medyada paylaşın diyor. Bakın şey Ukrayna'da ne istihbarat, ne dışişleri artık Ukrayna devletinin değil. Her kurumda Amerikalı yetkililer atanmış vaziyette. Bunu zaten kendileri söylüyorlar. Onun için bu bu şeyler de bu sitelerde onların kontrolü, CIA'nın kontrolünde faaliyet yürüten siteler. Yine mesela Ziraat Bankası Moskova Genel Müdürü hedef alınıyor ve onun içinde tıklıyorsunuz üzerine ve onun içinde suçlamalara gidiliyor. Yani Türkiye'nin kamu kurumlarına yönelik Ukrayna'da böyle bir hamle yapılıyor. Yaptırım kapsamını alınması için baskı yapılıyor. E, Yarın aydınlıkta bunun bütün ayrıntıları var. E, bu e, yapılan iş çok ciddi bir iştir. Yani bu bilinçsiz, rastgele, tesadüfen Ukrayna'daki üç kişinin yaptığı bir şey değildir. Sitenin altında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın logosu da var. Bakın böyle çok ciddi bir... E, paket saldırı altında Türkiye bu nedenle e, çok dikkatli hareket etmemiz gerektiği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Pazarcı, şimdi e, Sayın Özçelik aslında e, dikkat çekici bir ifade kullandı. Türkiye paket saldırılarla karşı karşıya dedi. E, pek çok e, bölgeden, e, sınırdan, e, farklı farklı açılardan e, bir şekilde... E, Türkiye'ye yönelik bir e, paket saldırı durumu var dedi. Bu bunu nasıl yorumlarsınız merak ettim. Bir bir ekleyeyim isterseniz devam et Sayın Emin Bey. Kusura bakmayın. Tabii buyurun. Bir de seçim tabii. Bununla beraber bir de seçim olayı var. Seçime müdahale var. Yani şu anda ittifakların oluşturulmasında da Amerika'nın desteği ve organizasyonu var. Bir de seçim var ayrıca. Evet. Bu da son derece kritik bir olay. Tamam buyurunuz. Tabii ben katılırım. Ben de aynı kanaatteyim zaten. Bu yeni de değil. Bakın ekonomimize saldırıyorlar. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, eski başkanı ekonomimizi çökertirim diye Türkiye'yi tehdit etti. Nereden? Sosyal medyadan, Twitter üzerinden. Bunu bir köşeye koyalım. Onun dışında askeri olarak sıkıştırılıyor Türkiye ve bir de siyasi olarak da sıkıştırılıyor. Doğrudur. Ben İsmet Özçelik'in o değerlendirmesine de katılıyorum. Maalesef Türkiye'deki muhalefet partileri... Burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden iradenin yanında yer almıyorlar. Adeta e, Yunanistan'la e, birlikteymiş gibi bir görüntü veriyorlar. Yani hiç seslerini çıkmıyor, hiçbir tepki göstermiyorlar. Bakın biraz önce Suriye görüntülerini ortaya koydunuz. Suriye görüntülerinde işte e, nedir? Ortak tatbikattan bahsediyoruz. Ondan daha da ileri gittiler. E, Mazlum Kobani, SDG'nin ve e, YPG'nin başındaki kişiyi Amerikalılar e, daha yeni ziyaret ettiler. Başsağlığı ziyareti. Ne o başsağlığı? Sözde e, DAEŞ'ler işte saldırmışlar. iki tane e, işte e, YPG'li hayatını kaybetmiş. Başsağlığı ziyaretine gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Mazlum Kobani denilen adam Amerikan üslerinin yanında bir evde yaşıyor. Oradan burnunu çıkaramıyor. Çünkü sürekli takip altında bizim mitimizin ve istihbaratımızın takibi altında çıktığı an bir sarı torba olarak Türkiye'ye dönecek. Bu derece bir koruma var. Bunu bir köşeye koyalım. Bu uzun süreden beri paket saldırının biri ve biz buna baş ediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen oraya gittik, harekat üstüne harekat düzenledik. Bir başkası daha var. Bakın bir ayrıntıya dikkat çekmek lazım bugün. E işte diyoruz ki vay uluslararası karasularda mı oldu? Türkiye'nin sularında mı oldu? Ama görünen o ki gelen bilgilerde Türk karasularında olmuş. Bu şu demektir? Bakın uluslararası karasularda olması Türkiye'ye e, diyelim ki iki kişi sokakta karşılaştılar, silah çekmektir. Ama Türk karasularında oluyorsa evin içine girip silah kafaya dayamaktır. Yani bu derece ileriye giden, pervasızlaşan bir Yunanistan var. E bunun arkasında kim var? Bunun arkasında yine Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Yunanlar bundan dolayı rahat hareket ediyorlar. İstedikleri gibi davranıyorlar. Şimdi tabii şu var. Biraz önceki bir sorunuz vardı. Dediniz ki Yunanistan yanında kimi bulur? Yunanistan yanında bütün Avrupa'yı bulur. Bütün Amerika'yı bulur ama onlar ne kadar etkilidir, onlar ne kadar Yunanistan'ın yarasına merhem olur o tartışılır. Bakın birlikte gittik aklıma geldi. işte Zagreb'de ben size de söyledim hatta şu sokakların haline bir bakın dedim. Zagreb'de caddelerde aydınlatmalar alabildiğini azaltılmış biraz dolaştık. Yani siz Yunanistan Solaklarda bu konuda isim, yalnız bak, kalacağını aydınlatma. düşünmüyorsunuz. Öyle mi yani bütün Avrupa'ya yanında bulur yalnız, dediniz. Çünkü zannediyorum sen az az önce Amerika'nın kuyruğuna takılmanın bedelini ödüyor. Amerika Avrupa hepsi, hepsi yanında yer alır. Bu raddeden sonra da böyle Ama bir söz yine konusu olacağını düşünmüyorum dedim. Aynı noktaya geliyoruz. Bakın ben biraz farklı ifade etmekle beraber Aynı noktaya geleceğiz. Şimdi Zagreb'de bizzat size söyledim. Ben şu sokak aydınlatmalarına bakın dedim. Daha önce gittiğimizde oralar ışıl ışıldı. Şimdi ciddi anlamda enerji problemi var. Cadde aydınlatmaları asgariye indirilmiş. Sokaklar ise zifiri karanlıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takılan Avrupa gördü. Ve bunun bedelini önümüzdeki günlerde ödeyecek. Ve soba satışları çok ilginçtir. Yeni haberler yapılıyor Avrupa'ya. ...soba ihraç etmeye başladık ve... ve e, Avrupa'yı çok, çok soğuk bir kış, yani kış bekliyor... Ebin Bey yani aslında doğru bir nokta... Evet. ...konuda ve, konuyu açıyor... ...çok da dağıtmak istemiyorum ama... Ve şimdi, yani ...çok soğuk bir kış bekliyor... Şöyle, ...ciddi anlamda da önlemler açıklıyorlar... Doğru. ...sürekli e, o zaman alakalı... E, ...o zaman işte Avrupa, Avrupa'da bunu görecek... ...çok fazla kendini ateşe atmayacak... ...yoksa hem dini olarak... ...hem tarihi bağlar olarak... ...bütün Avrupa Yunanistan'ın arkasında yer alacaktır... ...çok doğal bir sonuç ama... Hiçbir Avrupa devleti elini ateşin içine sokmayacaktır. Yani meseleye böyle baktığımız zaman Türkiye'nin Türkiye'nin de güçlü olduğu görünüyor. Yani Türkiye manevra kabiliyeti yüksek. Şimdi elini durumda. ateşe sokmayacaktır i̇şte, Avrupa diyorsunuz ama dedim. bir yandan da Yunanistan'ın yanı başında yer alıyor alır bence diyorsunuz. Oradaki o yanında yer alacaktır belki nasıl olacak? Orada şöyle, bir risk var mı? Yok bakın şöyle olacak. Sayın Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi Açık ve net olarak söyledi. Ellerindeki döküntüleri, silahları e, nasıl Ukrayna'ya veriyorlarsa Yunanistan'da bu tür desteklerde bulunacaklar. Ama ne Amerika ne Avrupa Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'ye silah doğrultamaz. Meseleye bu şekilde bakmak lazım. Yani e, bu iş öyle kolay değil. O açıdan Yunanistan e, Türkiye ile karşı karşıya geldiği zaman ciddi şekilde problemle karşılaşacaktır. Ciddi şekilde ırpalanacaktır. Bunu göze alırsa e, mesele yok. Yani benim anneannem Preveze doğumludur. E, kayınvalidem de Gümülcine doğumludur. E, biz oraları da görmüş oluruz. Yani e, çocukluğumda hep bunları da yaşadık. Biz e, oraya gereken müdahaleleri yaparız. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Ama e, amaç şu. Amaç Türkiye'yi gemi <laughs> Türkiye'yi dize getirmek. Onun için uğraşıyorlar. Yani bütün meseleyi dönüyorum, dolaşıyorum... Türkiye'deki seçimler, burada bizim konuşmamız gereken şu, bu kadar açık her şey ortadayken, bu kadar elde bilgi belge varken, Suriye'deki o görüntüler, Yunanistan'ın bu pervasızlığı hat safhaya çıkmışken, bizim Türkiye'deki muhalefet altılı masa bir Erdoğan'ı göndermekten bahsediyor. Erdoğan'ı göndermek isteyenler kim? Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi, Fransa, Türkiye'ye şaşı bakan ülkeler, biz de bir de bizdeki altılı masa yani Türk milletinin bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden Türkiye'nin milli menfaatleri içerideki operasyonlarla hani paket saldırı dedik ya paket saldırının en önemli ayağı da bu. Yani bir karartma operasyonu, bir illüzyon, bir çadır tiyatrosu içinde bir takım meseleler kirletilerek, karartılarak, istismar siyaseti yapılarak ve 3 kuruşluk domates, ne bileyim 5 kuruşluk patates fiyatı üzerinden Türkiye'nin bu milli menfaatleri örtülenmeye çalışılıyor ve farklı bir saldırı altındayız. Yani ben İsmet Özçelik'e katılıyorum. Bu pek paket saldırı çok yönlü yürüyor. Her tarafta yürüyor. Hatta ve hatta bazı televizyonları açtığımızda, düğmeye bastığımızda orada da paket saldırıyı görüyoruz. Hatta gazetelere bakıyoruz, oralarda paket saldırı var. Yani fonlanan açık bunlar net Avrupa'dan, Amerika'dan fonlanan bir takım gazeteciler, bir takım yazarlar da bu paket saldırının e, taraflarından birisi. Yani bugün e, Ege'de e, bizim e, gemimize ateş açan Yunanlı asker ve subay, e, aday, bilemiyoruz kim ateş attı, açtı. Neyse, bugün de Türkiye içinden bu paket saldırıya katılanlar içeriden maalesef Türkiye'ye ateş açıyorlar. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Eğer biz bir ve beraber olursak zaten hiçbir sıkıntı çıkmayacak ama işte bu dışarıdan bunlar yapılırken Ege'de ve Suriye'de Türkiye sıkıştırılmaya çalışılırken içeride de Türkiye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bütün mesele budur. Bence için işin püf noktası da budur. Doğru büyük bir paket saldırı var ve çok yönlü bu her her taraftan dört bir yandan yedi düvel tarafından adeta saldırıya uğruyoruz bugün.